geldiniz. Hoş geldiniz canlarım. Ay bir an şey aklıma geldi. Survivor'da. Yaman var ya tadı tadı tak istiyor böyle ya kazandığında o aklıma geldi. Ne kadar saçma bir açılış oldu. Öklerimi kapadın hakime. Günaydın canlarım. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Günümüz güzel geçsin inşallah. Bütün güzel haberleri alalım. İyi hafta sonları inşallah. Annem geldiğim sabah beni aldılar. BİM'e gittik. Bugün cuma, aktüel ürün günü. Cumartesi izleyeceksiniz siz bu videoyu ama hayırlı cumalar canlarım. Hepimizin cuması mübarek olsun. Neyse. Cuma geçmiş. Ondan sonra BİM'e gittik. Ben daha uyanamadığım için o sıra videoya çekemedim. Annemin kanalından izleyebilirsiniz BİM'deki videoyu. Uyuyor Mehmet Kader Alparslan'ın doğal köy hayatı. Aynen. Günaydın bile diyemedim. Çünkü ben alışık değilim ya. O yüzden kendime gelemedim. Öyle şimdi annemgile geldik. Kahvaltı hazırlıyoruz. Kahvaltımızı yapacağız inşallah. Kahvaltı patlı. Size de göstereyim aydın bakayım. Ay mis gibi sobada. Evet kahvaltı sofrasındayız canlarım. Bir yandan da Müge Anlı'yı seyrediyoruz. Biberlerimizi güzelce sobanın üstünde kızarttık. Peynirimiz, sucuğumuz, annemin yaptığı poğaçalar falan. Kahvaltımız hazır. Allah bin bereket versin. Şimdi soframıza oturup karnımızı doyuracağız inşallah. Sobanın yanında sobada güzelce yanıyor. Çayımız da üstünde. Hazır canlarım bize afiyet olsun. Ne oldu? Mehmet Ceryan faturası gelmiş. Geldi şey geldi. Fatura gelmiş inan. Bismillahirrahmanirrahim ya Rabbi. Ay abartma. Bak, görmedim kız baksana. Dur ben de bakacağım. İlk ben bakacağım kaç para gelmiş. Patrola geldi. Dur, dur. Çekil. Sürpriz. Gerçekten. Yüreğimi indirme bakalım. Bismillah. Yuuu. Vallahi hadi 2000 mi? 1000 mi? Kız kaç geldi? Vallahi telefon bile odaklayamadı. Yalan kız. Kaç anne sence tahminleri alalım? Ben 1000-2000 gözünden bakıyorum bunda. Yok anne abartma. 1000. 1000-2000 ne yani? 1000 kusur diyeyim. 1,5 bin. 1700. 3 aylık bu arada canlarım bu. Hani 1 aylık değil sizler gibi. Burada köy yeri olduğu için ya 3 ya, aylık. Ne demiyor? Daha şimdi beklemiyordum bir yer. Hani dedim işe başlarız. Bu öyle gelecek biliyordum. Şimdi nereden çıktı bu? Yarabbim Allah'ım. Ay abartma tamam, anne tamam. Abartma ya. Rızkı abartma veren Allah. Ya. Rızkı. Bir dakika. Ya, dur babama, ya, babama soracağız. Babamı da çekemiyorum. Babam yatıyor ya. Kahveden küçük adam Allah muhafaza. Gel bakalım babama açıklamasını yap bunun elektriğine çalıştırdın bu ay. Ya ben görmedim ki. İç şu şeyi. Kendi şu faturayı diyor o da yatıyor biliyor musun? Aman çok değil 850 TL. 850 mi? İyi mi? İyi ona da şükür valla. Ona iyi diyorsan o zaman 400 TL gelmiş. Evet. Babam yatıyor da. Vallahi 400. Ama şurada vallahi 3 aylık. Ay. Kahve 400. 400 baba. Ben de okuması biliyorum. Ha kamera bile gördü. 399. İşte 400. 3 aylık. Kız ne yaptın? Elektrik çalıştırmadan mı ottunuz geceleri? Ne ettiniz? Çok iyi gelmiş. Evet. İyi gelmiş çok şükür Allah'a. Görüyor musun? Besmeleyle açtım kapıyı. Canlarım ne yapıyorlar biliyor musunuz? Sobayı yakıyorlar. Aa, böyle dibinde oturuyorlar. Ne telefon ne televizyon. Bir de elektrikli süpürge aldım ya. Süper oldu ya. Ondan dolayı. Tabii. Kahvemi yaptım. Annem gelin çatıya çıktım canlar. Şimdi şurada birazcık oturayım. Güneş de varken mis gibi şöyle güneşleneyim şurada. Ay yemyeşil ne güzeldi mi canlar. Burası çok güzel ya. Ben çok beğeniyorum. İnsan nefes alıyor vallahi. Ay. Dökmeden. Şöyle birazcık keyfini tadını çıkartayım. Evet canlarım. Kahvemizi içtik geldik. Bugün buluşmamızın sebebi neydi? Kadek'cim. İçli köfte yapacağız. Bugün günlerden içli köfte. Ne zamandır düşünüyorduk ama bir türlü fırsat bulamamıştık. Bugün de yapalım en iyisi dedik. Burada hemen dış malzememizi hazırladık. Hemen söylüyorum size iki kat olarak yaptık tarifin. 4 su bardağı ince bulgur, 2 çay bardağı irmik, 6 su bardağı da sıcak su koyduk. Ve streçimizi sardık ve dinlenmeye aldık. Şimdi de iç malzememizi hazırlayacağız. 1 adet büyük boy
soğan. Hakime yedekte telefonun mu var? Öttü. Yok benim yok. Sen de öttü gibi oldu sanki. Yok benim bir tane telefonum var. Babamındır o. Aha şurada masanın üstünde o mu öttü? Aa bu. Şey Mehmet yatıyor. Onun telefonunu buraya getirdik. Uyarmasın diye. Soğan o kadar büyükmüş ki. Bayağı bir çıktı yani. Küçük daha bıçaklardan vereyim mi? Neyse ya. Pişince zaten ne kaldı? Ya bir soğanda? Şey soğan doğrama şeyi böyle ipli oluyordu ya. Neler aldım ya? Olmadı bir türlü. Hep kırdık kırdık koyduk. Ben yani. Yapamadım. Evet. Şimdi hemen ocağımı... Ocağı yakalım mı? Ya içli köfte de yapmak sıkıntı değil de canlar. Şeklini bir türlü anam da ben de ayarlayamıyoruz. Yine anam nereye çekiyor acaba? Çok merak ettim. İzleyeceğim bu videoyu. Yok yok şöyle aşağı inmiş kamera. Sen göstermiyorsun. Canım bu zeytinyağı mı? Evet. Bu? Evet. O da mı zeytinyağı? Evet. Lan bu ne zenginlik ne bu? Hakim Allah aşkına şuncacık bir litre bile değil o şişeler. 250 gram. Birazcık kusura bakma. Kız o da zeytinyağı yalan. Vallahi koyu renk duruyor değil mi arkadaşım? Annen. Dur o zeytinyağı kız. Aha. Ne lan? Aha yemek. Bak ikisini karşılaştır getir. Getir. Belli belli. Belli değil mi? Ne zenginlik o bu. Hakim eğer olsun. Tamam, zaten olan o. Maşallah. Vay sen de valla el attın zeytinyağı gelmez mi? Biraz fazla kullanacağım bir şey olmaz. Zaten el attın zeytinyağı. Bolmuş. Zaten bolmuş. Ya bol. Allah versin. Allah'ım herkese versin. Versin. Allah ya. Versin kuzum. Tatlı kuzum. Sana da veriyorum ben anacığım zeytinyağı. Yapsak. Veriyorum. Şaka kuzum. Maka veriyorum yani. Verin beraber ye. Kes. Zeytinyağı. Şuradan mı kapattın yine? Biz hiç kapatmayız ya. Oradan ya. Ben kapatırım boşa hani? Gitmesin. Ne diyeceğim onu? Zeytinyağından kuzuma da verin. Döküm. Evet, kız şimdi, hakim ye. Soğanımızı köşürtüp kıymasını ilave edeceğiz. Kaşık değişikliği yaptım canlarım. Bu daha güzel. Geçenlerde annemle beraber almıştık. Vallahi bunlar ben de beğenmiştim ama şurada lekeleri vardı o yüzden şey yaptım. Bak yıkamış annem hala daha var evet, birazcık. Evet evet leke var doğru. 50 TL'ydi bu arada gayet güzel ama çok kullanışlı. Değil mi? Güzel. Bak benim önümden şu neredeydi? Kıymamız da hazır burada. Yarım kiloda evet, kıyma bak. Var canlarım. Bak şu pembe vardı benim. Bak. Bu hemen çıkıyor gördün mü? Niye bayağı bu, zorladın? Şimdi bu bayağıdır kullanmamışım demek ki ondan. Kullandığım zaman hakikaten bak yıkadığım zaman kullandığımda bu fıt fıt çıkıp duruyordu. Benim aldığım da çıkıyor. Bundan bu bir mi? Bak şimdi bak şundan bulgurunu ısladık ya şimdi. Bak bundan bu bir mi? Bu daha iyi durmuyor mu? Bak tabii çıkmıyor canım. Bu. Aynen. Sordum ben alıkanda çıkıyor mu bunlar dedim çıkmıyor dedi. Benimki çıkıyor. Ya çıktı mı iyi olma bence. Canlarım kıymasını da ilave ettim bu arada 5 dakikadır falan da böyle güzelcene kavuruyorum. Bol soğanlı oldu ne güzel. Biraz daha kavurduktan sonra salçasını ilave edeceğim. Evet kıymasını da şey kıymasını diyorum ya salçasını da ilave ettim. Birazcık karıştırdım altını da kıstım şimdik. Birkaç dakika daha duracak sonra kapatacağız. Canlar şimdi iç harcımız hazır hemen bu dış harcına geçtik. Ne kattın hakime içine ekstra derseniz 2 çay bardağı un, 2 adet yumurta, tuz, karabiber, toz biberimiz yokmuş. Kırmızı toz biber yok. Bu kadar ve hafif elimi ıslata ıslata alt üst getirerek yoğurmaya çalışıyorum. Dün de elime biraz acıttıydım acıyor ama. Ben yapayım. Yok yok ben yaparım. Evet. Gelin olmak kolay değil ben yaparım kaynanacığım. Şuradan çöp. Anamı kaynanam gibi hissediyorum bazen. Şöyle yap, böyle yap, şöyle yap, böyle. Kaynanam gibi. Haydi bakalım. Haydi bakalım hakime. Böyle biraz daha yoğura yoğura. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın kaynanan da hakime. Amin inşallah. Kabir cennet olsun. Bütün ölmüşlerimiz Allah'ım gani gani rahmet eylesin Rabbim inşallah. Amin. Zaten yavaş yavaş şeklini alacak canlar. Şöyle bile baktığımızda bakın. Oluyor mu?
Evet kız. Mesela? Hak et. Bak şimdi kıvamını zaten öyle deneyeceksin aynen. Bakın mesela. Evet oldu daha işte bu. Daha 2 dakika yoğurdum ha. Evet. Biraz daha gel git yapacağım. Yoğuracağım. Çok güzel. Güzel bir kıvam alır. Tamam kuzum hadi kolay gelsin. Thank you. Evet canlarım. İçli köftenin son hali. Yani dışının. Biraz daha fazla ıslatıp durdurduk hani kurumasın diye. Buraya da biraz yağlı kağıda sarıp ayırdık. O da kurumasın diye aynı şekilde. Bebek gibi sardık sarmaladık bunu. Hemen burada da zaten iç harcımız hazır. Oh mis gibi. Şimdi birazcık 2 dakika bekleyeceğiz. Dinlensin. Ben de dinleneyim. Sonra sarmaya başlayacağız yani içli köftemizle doldurmaya başlayacağız. Evet canlarım şimdi geçtik başına içli köftenin de yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Şöyle göstereyim bakın birkaç tane yaptık. Ya ne bileyim şöyle zor... tut sen buraya kamerayı buraya tut. Yo zor geliyor birazcık bana. Hı, ama yine de güzel. Çok güzel oldu değil mi canlar? Ben zorlanıyorum. Aha. Havuçla oldu. Yapıyorum. Bakın şöyle göstereyim kamerayı. Kız beğenin. Beğenin beğeni yapın bakalım beğeni. Hakimeninkini mi çok beğeneceğiniz benimkini mi? Babam gelecek beğeni, şimdi beğeni. Ne oluyor diyecek. Uyuyor adam. Kızlar beğenin bakalım. İçli köftemizi. Yah ya zor iş bana göre değil bu. Ben çabuk sıkılıyorum. Hakime bir şeyden bahsedebilir miyim? Hayır. Bahsedebilir miyiz? Ne biliyor musun? Bahset. Şu Müganda da çıkan dava ya. Bahsetme bir şey sonra dava ederler. Vallahi. Anne kız var ya Allah'ım aklım beynim durdu yeter. O kadın zaten bir de herkes dava edeceksin diyor. Ben de belki dediğin gibi amansın. Herkes görüyor zaten değil mi? Doğru söylüyorum. Vallahi. Ben artık doğru söylüyorum hakime. Zaten herkes görüyor herkesi. Bir konu üzerinden dava edildim de. O yüzden çenemi tutmam lazım. Belki bir gün bir videomda anlatırım size de bugün değil canlar. Ya benim de başıma geldi gelenler. Vallahi gelmez demeyin. Beni böyle dava ettiler. Benim başıma gelmez demeyin geliyor vallahi. Ben de şaşırdım kaldım diye. Gerçekten. Benim gibi melek gibi bir insanı bile dava ettiler diye. Vallahi dava ettiler. Daha sonuçlanmadı da o yüzden konuşamıyorum. Bakalım ne cezası gelecek daha. Gelecek mi gelmeyecek mi? Savcının gari insafına kaldım. Kızım bu dünya öyle doğruyu söylemeyeceğim. Yalan söyleyeceğim ya. Doğruyu söyleyen 9 kapıdan kovulur değil mi? Ya kardeşlerim ablalarım görüyor musunuz? Küçük kız kardeşiniz dava edildi. Ya jandarmaya gittim ifadeye. Neyse anlatırım sonra. Vakti zamanı gelince anlatırım. Evet. Deme deme gari kapat gitsin konuyu boşver. Bence deme. İşte demeden bir şeyler oldu desem ne olur olacak. İdare eder işte yaptık bunu da. Bayağı büyük oldu. Öyle bir yandan benim videoyu açtıydık telefonla. Onu izliyorduk öyle. Bir yandan da yapıyorduk. Allah'ım iyi insanlarla karşılaştırsın. Kalbi, yüreği güzel, temiz insanlarla karşılaştırsın değil mi canına? Gerçekten ha. Allah'ım iyi insanlarla karşılaştırsın. Başka Amin. Diyecek söz bulamıyorsun. O haberlerdeki taksinin içinde değil mi? Amanın ağladım eğer o sabah. Evet ya, ya. Haberlerde ona ben de çok üzüldüm. Taksici arkasından vuruyor ya. Vallahi. Adam ölmüş 2 tane çocuğu varmış yazık günah. Bir de evet. Soğuk düşmesin diye almış arabaya. İçim kıyıldı ama izlediniz mi? Ay çok kötü oldum vallahi ona. Yemin olsun hakime. Çok üzüldüm ya. Adam ondan ne güzel böyle gülümsüyor, böyle konuşuyor. Sonra da arkasından onu vuruyor. Oturamakta. Koltukta. Her şey öyle değil mi zaten? Yüzüne bakıp arka güler. Arka koltukta onu vuruyor. Arkandan neler olur? Evet. İşte hayat. Yüreğim içim kıyıldı ama içim kıyıldı. Ona ben de üzüldüm. Çok gerçekten üzüldüm. Bir de öyle gösteriyorlar değil mi? Çoluk çocuk izliyor ama üzülür herkes. Ondan sonra bir de Diyarbakırlı bir hoca vardı ya. Ramazan hoca mıydı adı? Ona da çok üzüldüm. Evet. Namaz kılarken öldürülmüş, bıçaklanmış mı ne ya. Ona da üzüldüm. Ne vicdansız, ne acımasızlığa var ya. Nasıl bu hale geldik bilmiyorum. Bilmiyorum. Aynen. Şöyle.
Oldu değil mi? Oldu. Daha ne olsun işte bu. Ha, çatlıyor bak hemen bir yandan da. Çatlayıvercik. Biraz beze gibi yapayım da değil mi? Şöyle büyük büyük olsun biraz. Ben zaten iyice duygusallaştım. Bir de böyle şeyleri görünce daha çok şey oluyorum, kötü oluyorum. Niye kötü biliyor musun? Kız diyor, vallahi doğru diyor makmem ya. Böyle iyi mi mezesi? Kız yazın yazın şöyle bol bol yorum yazın ya. Niye güldü biliyor musunuz? Konudan bağımsız da annemi Gan'la da Şerife ile Seher var ya. Onlara böyle... sinirden öldüm. Sinirden öldüm. Ağlıyor. Kız Müge'nin ne kadar zorlaştı. Zor durumda kaldı kadın ya. Tam lafa böyle yapmaktan. Tam böyle öldü ya, ölü bulundu ya kocası. Tam böyle ağlıyor gibi yapıp da kızına sarılır gibi etti ya. Konuyu değiştirdi ya. Yani. Konuyu başka şeye gördü ya. Anam da şimdi tam ağlıyor gibiydi. Nasıl olmuş işte köfte. Ben öyleyim ya vallahi bir anda. Bir anda ağlarım ben. Vallahi. Hakim o kadına mı benzettin beni? Vallahi beni sinir etme ya. Direkt aklıma o Seher Allah geldi. Allah korusun. Ay ben o kadınla bir tutma vallahi. Anne sen benim çok psikolojim alt üst ediyorsun. Benim psikolojim de çok oynuyor. O kadınla beni bir tutuyorsun Hakim. Allah muhafaza. Ben baban böyle başım ağrıyor dese ödüm kopuyor. Dur, hemen bir üç kulpü bir elham okuyu verin. Ondan sonra ha bak ameliyatında Mehmet ol diyorsun korkuyorsun diyor. Hadi diyor sesimi tamamen kaybedersem diyor. Bir sürü kendi kendine korkuluğa getiriyor aklına. Ben ne yapayım? Ben vallahi bilmiyorum. Benim merhametim çok. Gerçekten merhametim çok. Çok büyük. Ay ay. Sen yapsana. Bak beze yapıyorum ben galiba. Sen zaten önce beze yapıyorum anne. Böyle bezeler yaptım. Kız şu kamerayı eğdir de görsün bir. Böyle duruyorsun tepeye. Böyle daha iyi sen görünüyorsun anne. Neyse Gale Hakim'e bir daha bahsetmeyeceğiz yukarıdan zaten. Herkes dava edeceksin diyor yarın. Koskoca Müge Anlı'yı bile ya. Bıktırdık o. Vallahi çok bak, zorlandık. Bak onu iyice kötü kötüden aldık. Hayır benim başıma geldi. Senin başına da gelecek. Sinirden öldü Müge Anlı. Senin başına da gelecek şimdi. Allah muhafaza sus kapadım konuyu. Kimse bir de Müge Anlı'ya dağlar mı diyor musun valla? Benim hiç davalık falan bir şeyim olmadı. Allah korusun ya Rabbim. Kim kapatacak eller batık? Bilmiyorum ki. Bak ben önce böyle yapıyorum. Ben de böyle açıyorum. Ha, bu bezesi göstersen Akiş. Bu da açılmış hali. Sonra da ha, kıymamızı koyuyorum. Çok güzel çok güzel. Kıymayı bir tık bastırıyorum hafiften sonra. Havuç ne de kız? Havucuna da açıyorsun. Sen de mi? Ben havuçlarını açıyorum. 40 yıllık ev hanımı. Ne yapayım hakime? Hadi ben bilmiyorum ne yapayım. Ama bazılarını da böyle şey yapsak top top yapsak olmaz mı? He yuvarlak. Şey streçte dene bakalım bir de öyle pasta gibi. Onu yapamadım ya. Kız olmaz. Güzel oldu yaptıklarımız be. Güzel oldu güzel. Ha, bir ya emekledin güzel onu be. Bir tane de yuvarlak olsun. 40 yılda bir aman içli köfte yapıyoruz. Bunu da hakikaten çok sık yapmıyoruz yani. Çok nadir yapıyoruz. Çünkü illallah ettiriyor yaparken insanı. Abo 8 dakika olmuş. Siz dur hakim ya. 40 yılda bir kavuştuk ya değil mi? Beraber denk geldik yani videoda. Ya sizler nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanızı Cenab-ı Allah'ımdan diliyorum. Bol yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Eline de avucuna artık şu kanal şöyle bir yükseldin ya. Bak unutmadım söyleyeceklerimi. Devecin büyük sürprizler var. Gelin dinlen beni. Büyük sürprizler var diyorum. Siz benim takipçilerimi kendi kanalına mı çekmeye çalışıyorsun? Gelin beni dinleyin diye. Benim kitlemi kendine mi almaya çalışıyorsun? Yok canım. Sen de söyleyeceğiz galiba. Onu söz verdik yani. Ama ben 10 bin olursam değil mi? Değil mi? Evet sen 10 bin olursan. Sen yaklaştın çünkü ben daha 5 bindeyim. Değil mi? Duygu söylemiş. Kız yazmam da gitti vardı. Şöyle. Çok sıkıcı ya. Allah'ım hakkımızda hayırlısını versin Rabbim inşallah. Hayırlısını versin. Sonumuzu hayırlara vesile kılsın. Allah'ım bilmiyorum ben bundan sonra böyle gidişat kötüye gidiyor ya. Gerçekten iyi insanı bulmak.
Allah'ım evlendireceklere, evleneceklere hayırlı kişiler çıkarsın karşısına Rabbim inşallah. Çok zor ya. İyice tanıyın, inanın bak bir iyice tanıyın, tanışın öyle evliliklere karar versin ne. Zor. İyi insan olsun. İyi insan olsun. Tabii. Kalbi güzel, merhametli. Başta merhamet önemli değil mi? İyi insan olsun. Vallahi benim macera burada biraz sonlansın, dinleneyim ben. Oldu mu kızlar? Oldu. Kızlar, kızlar. Kızlar, kızlar gelin. Kızlar, kızlar. Güzel oldu ya. Bence iyi oldu değil mi? Ya yazın ya, bol bol yazın ya. 10 tane yorum yazın ya. Göreyim ben sizi. Bu videoyu takip edeceğim. Bol takip edeceğim. Ben de göreceğim. Ay ay ay. Dizim ağrıdı kız. Dizim ağrıdı. Bu havuç bence şey yaradı. Havuçtan daha kolay oldu be. Hakim hadi Gali hadi. Neredesin? Video sensiz çalışıyor. Ellerimi yıkadım. Bizim video olanmış. Köpükledim, yıkadım. Asla önceden şey yok. Plan, proje, kurgu yok. Gitti kız dur. Evet kaderim. Canlı yayın gibi. Aslında asıl böyle videolar izleyeceğim sana. Ha canlı yayın açmışız ha şimdi. Sanki şimdi plan proje mi yaptık? Yok hemen anında çekin. Bak dur. Kız. Ayakimiz. Bulacağız Nura dostu. Ay yoğun buçuk dakika olmuş. Hele Adana'ya gidecek mi? Tamam kız anlayacağız değil mi? Giyek mi? Şimdi bakalım ne yapacağız, bir göster hakime. Evet. Şimdi canım dur, ben şöyle resmimi de çek bir kız. Ay oradan mikser çıktı öyle. Tamam. Resmimi de çek şöyle güzel oyarken havuçla. Dur. Tamam. Çek hakime. Kapatalım. Canlarım, işte köftemizi yaptık. Şimdi dışarı çıktık. Biraz spor yapıyoruz. Çünkü bisküvileri yedik evde. Eritelim dedik. Anne koş! Hadi anne! Kaldım. İşli köftenin son halini göstermedim değil mi ben size daha? Neyse gidince gösteririm. Hadi anne! Hadi anne! Sen beni ne sandın? Solur! Tıkanıyoruz hemen. Yani nasıl? İki yürek dedik, Barış karşımıza gelecek şimdi zaten, işten çekecek. Arabayı onunla döneriz geri dedim. Bir macera olsun bize de. Evet canlarım, içli köfteleri kızartmaya başladık. İçli köfteleri koyunca böyle köpük köpük oldu. Neden bilmiyorum. Neyse. Burada da kızartacaklarımız biraz şekilleri bozuk oldu ama olsun, sonuçta mideye gidecek, boş verin. Burada da pişirdiklerim var. Bunlar piştiler. Pişirmeye de devam ediyorum. Evet canlarım, soframızın son hali. Birazcık da sarma varmış, onu da ısıttık hafiften. Ayran yaptı annem, salatayı yaptı. Ben de içli köfteleri kızarttım. Bize afiyet olsun. Kader Hanım afiyet olsun. Teşekkür ederim kuzum, Allah razı olsun. Hepimize de afiyet olsun. Bitti çorba yedik iyiydi ama Gali. Acaba bu aman Gali üşendik. Gördüğünüz gibi evdeyim canlar. Evimize geldik. İnci Taneler'in ikinci bölümünü izleyememiştik dün. Hudutsuz Sevda var diye Barış ona baktı. Ben de Survivor'a bakmıştım. İzleyememiştik. O yüzden Barış'la beraber YouTube'dan onu izledik. Ondan sonra Barış yatmaya geçti. Ben de yatacağım birazdan. Bilmiyorum gözlerimi görebiliyor musunuz? Böyle resmen alev gibi yanıyor. Birazcık da kafama da ağrı çıktı. Bilmiyorum. Galiba çok televizyona baktığımdan. Bugün güzel bir gündü annemle. Sohbet, muhabbet. Güzel bir gün geçirdik. İçli köfte yaptık elimizden geldiği kadar. Olduğu kadar yani. Yedik çok şükür, doyduk. Güzel olmuştu, lezzetliydi. Birazını da dondurucuya koyduk. Öyle yani. Yarın ola hayrola bakalım. Ne yapacağız bilmiyorum. Gün bize neyi gösterecek? Hayat nasıl devam edecek? Hepsini göreceğiz bakalım. Bir şey damara bağladım yine. Yok yok çok şükür iyiyiz. Biraz uykum geldi. Sabah erken kalktım ya. BİM'e falan gittik. Oradan annemgile gittik derken yoğun bir gün geçirdik. Ondan dolayı böyle oldum. Şimdi yatacağım diyorum da uyuyamıyorum da.
Böyle uyku düzenim çok kötü oldu ya. Düzeltmem lazım ama nasıl düzelteceğim bilmiyorum. Böyle gözümden uyku aksa da gidiyorum yatıyorum. Bir sağa bir sola bir sağa bir sola. 2-2.5 yapıyorum öyle uyuyorum. Çok kötü bir şey. Neyse bir de şunu söyleyecektim. Annemle biz pijama takımı almıştık. Anneminki önce geldi, benimki sonra geldi. Halbuki aynı yerden aldık ama birimizinkini Trendyol'a Express'le, birimizinkini PTT'yle yolladılar. Ben bugün aldım. Anneminki de 2 gün önce falan gelmişti. Onu bugün anneme götürdüm. O kendi kanalında kendi pijamasını gösterir zaten. Ben de pijamamı giydim. İçimde yine de üstüne tabii ki şey ceketimi de giydim. Böyle nasıl bir şey biliyor musunuz canlarım? Normal pijama işte. Şöyle göstereyim. Kırmızı ama kamerada bir değişik çıkıyor rengi. Böyle fuşya gibi, nar çiçeği gibi falan ama değil. Normalde kıpkırmızı yani şu an baktığımda. Düğmeli bir pijama. 160 TL'ye aldım. Çok iyi değil mi? 160 TL. Ha kalın değil. Normal. Yazın giymelik genellikle. Ama yine de tabii evinizde doğalgaz varsa sobanız yanıyorsa yine giyersiniz. Yani o size kalmış bir şey. 160 TL'ye aldım. Annemki de 170, benimki 170, anneminki 160'tı galiba. Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani giydim işte gayet de rahat, güzel bu arada. Beğendim ben. 160-170 TL pijama takımı mı kalmış değil mi? Trendyol'da var ama yazınca çıkıyor. Yani ilk çıkan, hatta çok satanlarda çıkıyor. Öyle canlarım, artık ben videomu editleyeyim de yatayım. Allah'a emanetsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.